Altay'ın ne söylediğini şöyle bir özetleyeyim hemen. Şimdi Engin Altay CHP'nin en köklü isimlerinden biri. Son dönemde İstanbul Milletvekili. Ortada bir sıkıntı var dedi. Engin Altay'ı aradım. Dedim ki Engin Bey yayınımıza bağlanır mısınız? Dedi ki ya daha sonra geleyim ama... Peki dedim, yani birazdan yayında olacağız. Yayınımız için özel bir açıklama istiyorum sizden. Ne oldu bugün? Ne yaşandı? Dedi ki ortada bir sıkıntı var. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Bu toplantıyı bir arama konferansı gibi düşünün. İl başkanları görevden alınıyor. Bunlar çok tatsız işler. Bunları bir konuşalım dedik. İstişare etmekten korkan bir CHP olabilir mi? Parti bir seçim yenilgisi almış. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir diyor Engin Altay. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli. Engin Altay'ın cümlesi, deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli. Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına? Buna ihanet ve darbe demek, bizi ihanetle ve darbe yapmakla suçlamak izansızlıktır diyor Engin Altay. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum dedi. Ben bu videoyu kimin sızdırdığını biliyorum. Peki kim diye sordum kendisine. Şimdi isim vermeyeceğim dedi. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım. Partiye darbe demek gerçekleri konuşmamaktır. Arayış içinde olmamaktır, akıl tutulmasıdır. Asıl darbe budur. Yazık, günah. Koskoca CHP dedi Engin Altay. Gürkan, sen ne konuştun? Evet. Genel merkez tarafına bakıyor. Şimdi genel merkezde gerçekten bir şaşkın hava hakimdi. Ben bir MYK üyesiyle konuştum. Fakat onlar şimdi tartışmanın içerisine isimle yer almak istemedikleri için özellikle isminin verilmesini istemeyen bir MYK üyesi. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. MYK üyesi zaten. MYK tabii, üyesi. Tabii, hali hazırda. Tamam. MYK, hali hazırda artık kim üyesi. Kim Kılıçdaroğlu? Ama şunu hatırlatalım. Tabii şöyle. Bugün bir MYK toplantısı oldu Kübra Par. Buraya tartışmaların odağındaki iki isim katılmadı. Özgür Özel ve Gökhan Günaydın. Doğru. Ama onlar da MYK'ya meclis dolayısıyla gelen isimlerdir. Hemen onu hatırlatalım. Yani grup başkanı ve grup başkan vekili sıfatıyla katılıyorlar MYK'ya. Dolayısıyla onların her ikisi de oy hakları yok. Sadece takip etme hakları var. Evet. Oy kullanamıyorlar. Onların dışında kalan bir isimle konuştuğumda biz de şaşkınız. Gece bu şey geldi. Bu video düştü. Biz de oradan öğrendik. Bu konuda Faik Öztürk'ün yaptığı açıklamanın arkasındayız. Etik değil, ahlak dışı buluyoruz. Etik dışı buluyoruz, ahlak demedi de. Etik dışı buluyoruz. Bunun kimden tarafından sızdırılması önemli değil. Bunun normal bir toplantıymış gibi değerlendirilmesine şaşkınlıkla izliyoruz dediler. Şimdi genel merkezde başka bir yere açıyı çeviriyor diyorlar ki ya böyle... olağanüstü PM toplantısı yapmak, gizli toplantı yapmak, evet, bu etik dışıdır. Etik dışı. Benim. Devamında da şu var. özellikle orada il başkanlıklarının değiştirilmesi değil, bu MYK üyesi bana bunu söyledi, il başkanlık değil, olağanüstü kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya zorlanması, yani kendi iradesiyle değil, olağanüstü kurultaya zorlanması amacıyla yapılmış bir toplantıdır. Bunu herkes görüyor, bunu saklamaya gerek yok dediler. Burada dedi. Bir de ayrıyeten şunu vurgusunu da yapıldı. Orada 5 parti meclis üyesi var dedi. O parti meclisi üyeleri parti hiyerarşisi gereği bir belediye başkanının başkanlık yaptığı toplantıda o şekilde oturmaz diye eklendi. Çünkü parti hiyerarşisinde parti meclisi en yüksek organ. Kurultaydan sonraki yani en yüksek organ. Burada bakın sevgili izleyiciler, görüntüler ekranda. Ekrem İmamoğlu toptantının merkezinde başkanlık ediyor. Evet. Parti genel merkezi de diyor ki bu hiyerarşiye aykırıdır. Hiyerarşiye aykırıdır. Orada belediye başkanı toplantıya başkanlık edip de parti meclisi üyeleri ve dahası daha da önemli bir şeye vurgu yaptı. Kemal Bey'in doğrudan temsilcisi olan, parlamento grubundaki temsilcisi olan Özgür Özel, grup başkanı. Bakın başkan vekil dedi. Sen de mi Brutus lafı gibi biraz yani artık Özgür tam onu söylemediler ama grup başkanı ve grup başkan vekili olan Gökhan Günaydın'ın belediye başkanından başkanlık ettiği bir toplantıda bulunmasının parti hiyerarşisine ve partinin iç tüzüğüne de uygun olmadığını ifade ettiler.
sızma konusunu sordum. Bilmiyoruz dediler. Kimden sızdığı konusunda bilmiyoruz. Fakat bunu hemen bir ilave yapayım. Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi. O da diyor ki, hatta okuyabilirim onu. Danışmanlara iletilmiş diyor milletvekili. Bizimkiler bir hata yapmışlar. Milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Katılan 5 milletvekili var orada galiba değil mi? 5 var. Evet 5 var. 5 milletvekilinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar diyor. Bunu yapmamaları lazım da. Zaten Deniz Gürel'e de Onursal Adıgüzel bu toplantı çok acemice hazırlanmış evet. diye bir eleştirdi. Ama şu an itibariyle edindiğimiz bilgi halen o katılımcı ismiyle katılan kişiyi bilmiyoruz. Şu anda kim olduğunu bilmiyoruz. Tamamdır. Evet. Gürkan Acır, onun da çok bulunması kolay değil. Çünkü IP üzerinden gidiyorlar. Hani çok fazla teknik konuşup boğulmak istemiyorum. Ama artık birçok yöntemi var. İşte yurt dışından IP'lerle katılıyor. Yani bu konuyla ilgili uzman bir isim olan Adıgüzel bile bunun bulunmasının çok da mümkün olmadığını söyledi. Muhtemelen faili meçhul olarak Engin Altay bana çok iddialı konuştu geçecek. Kim olduğunu biliyorum diye. Biliyorum evet. Şimdi Kübra Apar, şimdi şöyle ben de söylemek istemiyorum ama özellikle değişimcilerin üzerinde durduğu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir MYK'sında bir isim var. Ama dediğim gibi çok hem çok ağır bir iddia olmuş olur. Ben de Sayın Altay'ın kimi ima ettiğini tahmin edebiliyorum. Ama bu açıklanır mı onu bilmiyorum tabii kendilerinin takdiri artık. Kim acaba? Bize reklam arasında sen biliyor musun bari. Deniz evet. kim oldu? Ben tahmin ediyorum kimden şüphelendiklerini ama dediğim gibi Sayın Altay söylemedikten sonra benim tahminimi açıklamam çok doğru olmaz. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Hemen ama diğer konuklarıma bir döneceğim. Size. Hızlı hızlı. Bu bir ihanet mi? Olağan bir toplantı mı? Kim kime ihanet etti? Kim kime darbe yaptı? Kaset kumpasları nereye gidecek? Tabii ki CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı. Nasıl yorumlayacak acaba evet, bu konuyu? Evet tabii şimdi kısa kısa anlatmak mümkün değil. Bir sürü iddia yani var. Yani ilk turu şöyle konuşuldu. Bir alayım ama sizin tabii ki sizden daha uzun dinlemek yani şimdi tabii istiyorum. İhanet, darbe gibi çok ağır ithamlar, ağır sözleri ben doğru bulmam bir partilim için. Geçmişte partimde görev yapmış, hala görev yapmakta olan insanlar için böyle bir değerlendirmeyi bu şekilde ağır bulurum ve doğru da bulmam. Bu toplantının içeriğinin sızdırılması ile ilgili tartışmalar, İşte toplantı gizliydi değildi ile ilgili tartışmaları da ben teferruat görüyorum. Bu konuyla ilgili de bir şey söylemek istemem ama söyleyeceğim şeyler şunlardır bu meseleyle ilgili. Birincisi yani toplantının içeriğine ilişkin ve yaklaşımına ilişkin düşüncelerimi paylaşayım. Yani bu toplantıyı bir arama toplantısı gibi değerlendirmek. Arama. Evet. Yoklama, yani Sayın arama. Altay'ın dediği gibi hani bir akıl araması, fikir araması, bir beyin fırtınası toplantısı gibi değerlendirmek çok saf delilik olur. Bu toplantı bir arama toplantısı değil. Bu toplantı bir siyasi toplantı. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde bu seçim sürecinden sonra bir takım tartışmalar oluyor, bir takım toplantılar yapılıyor. Bu toplantıları da doğal karşılıyorum. Yani katılımcıları kim olursa olsun. Bunu da sağlıklı da bulurum ben aynı zamanda. Hani bir sosyal demokrat siyasetçi olarak partinin yönü, rotası, değişimin içeriğiyle ilgili bütün tartışmaları ben anlamlı da bulurum, doğru da bulurum. Ama bu toplantıya bir arama toplantısı olmadığını etik açıdan eleştirdiğim yanlar olduğunu da söylemeliyim. Biraz önce neden etik açıdan eleştiriyorsunuz? Gürkan Bey söyledi. Şimdi bakın burada bir grup başkanı var. Grup başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partinin CHP grubunun başkanı bir kişi. Doğru. Artı grup başkan vekili var. Bu da Sayın Genel Başkanı temsil ediyor. Ve burada parti meclisi üyeleri var. Parti meclisi üyesi olmayan milletvekilleri var. Şimdi bu toplantı kimin başkanlığında yapılıyor? Bir Ekrem belediye başkanının başkanlığında yapılıyor. Şimdi dolayısıyla bir belediye başkanlığının başkanlığında yapılan toplantının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın grup başkan vekili olan kişinin katılımcı olduğu, toplantıyı bir belediye başkanının yönettiği, bir grup başkanının da burada katılımcı olduğu ve sözleri bir genel başkan gibi bir belediye başkanının verdiği toplantı biçimini içerikten azade bağımsız olarak söylüyorum. Etik değil yani, doğru bulmam. Siz de hiyerarşiye uygun elbette. Değil yorumuna katılıyorsunuz. Toplantıyı organize eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Toplantıyı organize eden kişi Sayın İmamoğlu Belediye Başkanı. Toplantının katılımcıları Genel Başkanın grup başkan vekili.
genel başkanın yetkilendirdiği grup başkanı, parti meclis üyeleri, bunların hepsi hiyerarşik olarak belediye başkanı üstünde. Yarın belediye başkanının oylaması yapısı onlar karar verecek. Tabii biz karar vereceğiz. Yani Ekrem İmamoğlu aday olsun mu olmasın mı? Önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak diye karar verdiği de parti meclisine gelecek. Bu parti meclisi değerlendirecek. Size göre böyle parti bir meclisi. Toplantı yapılıyorsa Özgür Özel miydi orada hiyerarşik olarak başkanlık etmesi gereken? Tabii en yüksek o. Şimdi böyle tabii, şimdi bu arama toplantılarında da biliyorsunuz bu tür tartışmalar yapılmaz. Şimdi şöyle düşünün, toplantıyı açıyor Sayın İmamoğlu. Diyor ki olağanüstü kurultay sürecine doğru giden tartışmalar, çalışmalar nelerdi diyor. Bununla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Onun bir parçası olarak olağanüstü parti meclisi toplantısında neredeyiz diye soruyor. Yani bir büyük çerçevenin içinde olağanüstü parti meclisi toplantısı bir ara aşama. Çok açık bir şekilde söylüyor. Şimdi bu toplantının neresi bir arama toplantısı? Bunu bir arama toplantısı olarak değerlendirmek hiç doğru değil.